Herkese merhabalar. Öncelikle sizlere kötü bir haber vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere yoğun bir salgın döneminden geçmekteyiz. Maalesef bu salgından Emanet dizisi oyuncuları da etkilendi. Bu yüzden dizinin çekimleri kesin bir kararla durduruldu. Emanet dizisinin yeniden başlamasını isteyenler ve ayrıca Yama'nın pişman olup Seher'den özür dileceği sahneleri görmeden dizi bitemez diyenler beğen tuşuna basın. ve sayımızı göstermiş olalım. Dizimizin çekimleri durdurulmuş olsa da sizlere analiz yapmaya devam edeceğiz. Emanet dizisi yeni bölümünde neler olacak? Yaman Seher'in suçsuz olduğunu anlayabilecek mi? Seher Yaman'ı affedebilecek mi? Seher'in suçsuz olduğu ortaya kim çıkaracak? Bora, Neslihan'ı tuzağına çekebilecek mi? Ali ve Kiraz arasında neler yaşanacak? Kötü sahneler yerine mutlu, aşk dolu sahneler ne zaman izleyeceğiz? Bütün bu soruların cevabı ve daha fazlası videomuzda. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden... Analizimize geçelim. Yaman, sözde aşık olduğu Seher'in üzerine gitmeye devam ediyor. Konakta herkes Seher'in suçsuz olduğuna inansa da Yaman ilginç şekilde Seher'i ezmeye çalışıyor. Bundan önceki zamanlarda kimse Yaman'a inanmazken Seher Yaman'a inanmış, hatta Yaman'a kahve bile getirmişti. Yaman, Seher'in geçmişte onca iyiliğine rağmen Yaman, Seher'in kalbini paramparça etti. Yaman'ın şimdiki yeni hedefi Seher'i daha çok üzmek. Yaman bu yüzden Yusuf'un velayetini kendi üzerine almak istiyor. Yusuf olmasa Yaman daha da acımasız birisine dönüşüp Seher'i konaktan bile kovabilirdi. Seher de zaten sırf Yusuf için Yaman'ın bu gaddarlığına tahammül ediyor. Seher'in artık canına tak diyecek. Seher artık haksızlık karşısında ezilmeyip Yaman'ın karşısında dimdik, güçlü bir şekilde durma kararı alacak. Yaman karşısında başka bir Seher olduğunu görünce Yaman daha da öfkelenecek. Seher her şeye rağmen sırf Yusuf'u olan sevgisinden dolayı Yaman'ın yaptıklarına susacak. Yaman bu sefer de Zuhal'le yakınlaşmaya başlayıp Zuhal'i Yusuf'la yakın tutmak yeni hedefi olacak. Dizi severler artık gerçekten kötü sahneler izlemekten yoruldu. Artık kötü sahneler yerine daha aşk dolu sahneler izlemek istiyoruz. Yaman, Seher'in suçsuz olduğunu öğrenmedikçe Seher'in üzerine gitmeye devam edecek. Seher'in suçsuz olduğu zamanla yavaş yavaş ortaya çıkacak. Seher'in suçsuz olduğu ortaya çıkaracak olan ismin Ziya veya Yaman'ın adamı olan Nedim olabileceğini düşünüyorum. Kim çıkarırsa çıkarsın, Seher'in suçsuz olduğu artık anlaşılacak. Yaman da Seher'e yaptıklarından dolayı büyük bir pişmanlık duymaya başlayacak. Yaman kendisini Seher'e affettirmek istese de öncelikle Yaman bile kendisini affetmeyecek. Seher'in aklına durmadan Yaman'ın davranışları gelecek.'' Seher artık Yaman'a olan sevgisini kaybedecek. Bir aşk için önemli olan güvendir. Yaman sevdiği insana güvenmeyerek Seher'i kendisinden uzaklaştırdı. Artık öyle bir şey yapmalı ki Seher'in kalbini yeniden kazansın. Ama bu o kadar da kolay olmayacak. Yaman bunu bildiği için Yusuf'u kullanmak isteyecek. Seher de sırf Yusuf için Yaman'la bir araya gelecek ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yaman bu olayın sorumlusu olarak Zuhal'den hesap soracak. Yaman Nedim'i görevlendirerek Zuhal'in tutuklanmasını isteyecek. Kuyumcudaki kamera görüntülerini izleyen Nedim olayın içinde Zuhal ve İkbal'in gerçek yüzlerini ortaya çıkaracak. Bu dediğimiz zamanla gerçekleşecek. Şimdilik Yaman ve Seher arasındaki çekişmeleri göreceğiz. Bora ise Neslihan'ı sırf intikam almak için Neslihan'ı tuzağına çekmeye başladı. Neslihan önceki olayda Bora'ya tokat atmasının ardından Bora harekete geçerek planını devreye soktu. Bora'nın Tek hedefi Neslihan'ı kendisine aşık edip Neslihan'ı yaptıklarına pişman etmek. Bu yüzden Bora ilk olarak Neslihan'a hem iftira atıp hem de Neslihan'ın kahramanı oldu. Bora bu da yetmezmiş gibi Neslihan'ı moda kursuna yazdırarak iyice Neslihan'ın gönlünü kazandı. Bora artık iyice Neslihan'ı kendisine bağlamış oldu. Bora sen benim için önemlisin diyerek Neslihan'ın kalbini oynadı. Bora Neslihan'ı kendisine aşık olduğundan emin olduktan sonra Neslihan'a her şeyi itiraf edecek. Bora'nın gerçek yüzünü gören Neslihan çok üzülecek. Bora ise kazanmasının sevincini yaşayacak. Fırat ise Neslihan'ı uzaktan sevmeye devam ediyor.'' Neslihan gözünün önündeki aşkı görmezken Bora'yı tercih ederek tuzağa düşmüş oldu. Neslihan kendisini oldukça çaresiz hissederken Fırat Neslihan'a destek olacak. Bu olay yüzünden Fırat ve Bora arasında tartışmalar çıkacak. Her şeye rağmen Neslihan tekrardan hayata bağlanacak. Neslihan'ı Yeniden ayakta tutan Fırat'ın desteği olacak. Fırat Neslihan'ın cüzdanını bulurken içinde Neslihan'ın babasının resmini gördü. Neslihan babasını öldü zannediyordu. Fakat gerçekler tamamen başkaydı. İlerleyen bölümlere doğru Neslihan'ın babası diziye dahil olabilir. İbo ise karadan uzaklaşmak için tayinini istemişti. Sizlere önceki analizimizde de belirttiğimiz gibi İbo gitmekten vazgeçti. İbo artık karayı olan hislerini kalbine gömmeye karar verecek. Kara'nın geçmişte yaşadığı kötü olaylar onu şu anlık endişelendiriyor. Kara üstelik İbo'yu kardeşi olarak gördüğünü söylemişti. Bu yüzden İbo da Karının üstüne gitmekten vazgeçecek. Tüm sorunlar yavaş yavaş tatlıya bağlanacak. İbo'nun gitmemesinin üstüne Ali ve Kiraz'ın evinde küçük bir kutlama yapılacak. Ali ve Kiraz bu gece için birbirlerine destek olarak güzel bir sofra hazırlayacak. Ali ve Kiraz arasındaki aşk şimdilik başlamamış da olsa Ali ve Kiraz her sorunda birbirlerine destek olacak. Ali ve Kiraz her sorunda birbirlerinin yanında olacak. Ali ve Kiraz yavaş yavaş birbirlerinden etkilendiklerinin farkına varacak. Diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.